gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Niye oğlun arabasından çıkarttınız ya? Ya uyandı. Ya Emre, benim sırtım çok ağrıdı kardeşim ya. Şunu biraz tutar mısın rica etsem? Tut bakayım. Oğlum benim de omuz kuluşlarım alıyor oğlum. Sen tut şunu. Ya bir dakika oğlum, benim de kollarım ağrıdı. Bir dakika tutar mısın lütfen? Allah Allah, ne münasebe. Çocuğun babası ben miyim? Ben olmasam ne yapacaksın? Ya babası değilsin ama babası sayılırsın. Baba yırsa amcasın. Hadi. Tamam hadi, ben burada yokum. Ya hadi, alır mısın? Kim tutacak bir şey? Gerizekalı. Hoca. Susun İlker, yapsana. Böyle şaka mı yapılır? Oğlum böyle espri, böyle şaka mı yapılır? Yapmayın ya. Hani bari bir tane de Şeyma'yı güldürecek bir bebekli bir espri bulun da kız kendine gelsin. Evet Mete, haklısın. Bir de öyle bir şey vardı değil mi? Ya abi biz öyle hüzünlü ortamı dağıtmak için şey yaptık ya. Ya ben düşündüm ama yemin ediyorum benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Ya biz bu kıza kendimizi nasıl affettireceğiz? Vallahi bilmiyorum. Şu an Öykü ile Ayaz deniyorlar valla. Şeyma, biz gerçekten ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Niye geldiniz o zaman? Özür dilemeye geldik Şeyma. Dilediniz zaten. Ya Şeyma, iyi de sen bu özrü kabul etmedin ama. Evet, hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Tamam mı? Şimdi lütfen gidin, çünkü burada olmanız bile bana kendimi çok kötü hissettiriyor. Şeyma. Bak Ayaz. Uzun zamandır arkadaşız. Özellikle de senle Öykü. O yüzden sizi kovmak istemiyorum. Lütfen gidin. Al. Suratlara bak. Belli ki çok güzel bir konuşma geçmiş Şeyma'yla. Şeyma çok ciddi. Silmiş bizi resmen. Yapma ya. O kadar mı? Yani keşke Sibel orada olsaydın da görseydin ya. Resmen bize bakarken hiçbir şey hissetmeden baktığına emin. İyi, yine size ev almış onu. Bize kapıyı bile açmadı. Kalk. Gidiyoruz, bir de biz deniyoruz. Ya yok hayatım, siz kapıyı falan açmadınız. Bize değil mi babası? Kalk. Al çantayı. Dur. Ha İlker, sen çal. Açmayacak olsaydı zaten güvenliğe aldırmazdı bizi. Ay, Şeyma halasını çok özledi de. Bir de babası ve arkadaşlarının yaptığı eşeklik yüzünden senden özür dilemeye geldi. Şeyma, ama biz dışarıda kaldık şu anda. Şeyma, ama bak Batık Hanım eşyaları kaldı canım bende ya. Emziği burada, maması burada, her şey burada.
Hem bak aç, bir iki dakikada konuşuruz ha, ne olur. Aşkım, bu aptal annenle baban yüzünden seni de göremedim. Tatlım benim ya, çok özür dilerim. Çok özledim ben seni, sen de beni özledin mi? Ne yapacağız? Bir saat sonra gelin alın İlker. Çantayı kapıya atıp gider misiniz? Tamam, tamam. Koy çantayı, koy. Koy. Hem Batıkan'la bir iki saat zaman geçirsin. Çok mutlu olur kızcağız ha. Koy, koy. Ay İlker ya. Ya biz farkında olmadan bu kıza ne yaptık ya? Bizi asla affetmeyecek. En kötüsü de ne biliyor musun? Haklı. Baya baya haklı yani. Gerçekten bu erkeklerin sorunu ne acaba? Vallahi hiçbir sorunumuz yok. Sadece eğlenmeyi biliyoruz. Ha canım, yalnız dikkat et de çok eğlenme. Az önce havuz ilaçlandı. Görevli dedi ki sakın girmeyin yoksa masmavi gezersiniz. Ya... İnsan havuz ilaçlandı diye uyarmaz mı ya? Nasıl uyaracaktım acaba ha? Havada mı yakalayacaktım 90 kiloluk adamı? Saçların bir dökülsün, sorarım ben sana. Bu ne böyle ya? Neymiş o öyle? Sevgili Ayaz Dinçer, Öykü Acar. Sizi bu hafta sonu Büyükada'daki köşkümde yeni yaptıracağım hayır kurumunun stil ve mimarisi konusunda önerilerinizi alabilmek umuduyla ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu, emekli Viyana Büyükelçimiz, Lemi Kahraman'ın dul eşi Vahide Sultan Kahraman. Ulan Mete. Ulan Mete, bu var ya kesin onun fırlamalı. Neyse, Büyükada'da hep birlikte büyük makara yapacağız demektir bu. Nereden anladın sen? Mabeyinci başılar, yok büyükelçiler. Sen şimdi gerçekten inandın mı bu davete? Yani... Saf sevgilim benim, nasıl inanırsın sen böyle bir şeye? Haklısın. Ayaz, ben her şeye inanıyorum. Galiba ben salam. Estağfurullah. Bir dakika, bir dakika. Hani bu havuz ilaçlanmıştı? Sevgilim, hayatım, saf mısın sen ya? Hemen her şeye inanıyorsun. Sen şimdi görürsün. Ya Ayaz! Of Ayaz ya! Atma, atma, atma! Görürsün sen. Günaydın. Aa, baba hayrola, sabah sabah mangal falan ne oluyoruz? İzmir kahvaltısı yapacağız Meteciğim. Kumru yemez misin? Aa, yemez miyim ya? Hatta çok özlemişim. Ay. Günaydın babacığım. Günaydın. Bir dakika ya, ben... Öğünleri sapıttım galiba. Biz kahvaltı yapmış mıydık yoksa yeni mi başlıyoruz?
Babam kumru işine girmiş, kumru tezgahı açmış. Oo, bayılırım vallahi. Kumruya gel, kumruya gel. Ay nasıl damaşı şıkırdatıyor, nasıl damaşı şıkırdatıyor. Meğerse kumru saklarmış kalbinde. Hay Allah. Ulan Ayaz, ulan Ayaz. Ne o abi? Bak bak. Osmanlı mabeyinci başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu beyefendiler beni mimari öneriler almak için hafta sonu Büyükada'ya davet ediyorlar. Ayaz'la ne alakası var? Ya ne Kambur'u ne Mehmet Paşa'sı Burcucuğum ya. Ayaz belli ki hafta sonu Büyükada'da acayip geyik döndürecek. Bizi de davet ediyor beyefendi. Hayır bir de davetiyeler falan hazırlamış, prodüksiyon yapmış. Şuna bak. Madem ortada büyük bir geyik var, niye Emre ile ben de davetli değiliz o zaman? Söyleyin efendim. Bana? Evet efendim. Şuraya bir imza atar mısınız? Teşekkürler. Eyvallah. O da bir hikaye. Demek paşa torununun torunu benden özel ders almak istiyor. Hem de Büyükada'da. Ulan hafta sonu kızlarla beraber Büyükada'ya gidelim diye mesaj atmıyorsun da adam gibi. Böyle cins cins işlere kalmışıyorsun. Ne orijinal adamsın ya. Oğlum sen ne adamsın ya? Asıl sen ne adamsın ya? Oğlum nereden geliyor böyle acayip tripler aklına? Vallahi şaşıyorum ha. Benim İlhan Perim yanımda. Ama buna rağmen böyle paşalı, büyükelçili bir sürpriz hazırlayabilmiş değilim. Ha? Ne ha? Ha? Nerede bizim Kambur Paşa'nın torunu İlker? Bir dakika, bir dakika. Bu İlker'in sürprizi mi şimdi? Değil mi? Demek yeni kurulacak hayır kurumunun PR çalışmalarını bizim mekandan başlatacaksınız. Sizi gidi Mabeyinci Paşa'nın çakalları. Yutar mıyız oğlum biz? Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar bu davetiyeleri kim yolladı? Ayaz. Mete. İlker. Yoklama mı yapıyorsunuz oğlum bu ne ya? Bakın. Biriniz sürprizi uzatmak amaçlı saklıyorsa... Ay yok canım niye saklasınlar ki? Baksana hepsinin suratına mel mel bakıyor. O zaman bu davetiye gerçekten tanımadığımız birinden geldi. Ay kusura bakmayın o zaman ben tanımadığım birinin köşkünde hafta sonu falan geçiremem. Ay yürüyün kızlar. Ya bir dakika, bir dakika. Ya o mektupta yazan iş teklifleri gerçekse o zaman ne olacak? Vallahi ben hiç bilmem. Gerçek ya da değil. Ben bebek ağlamasından uzak 2 günlük bir tatil istiyorum ya. Hadi gidiyoruz ya, hadi gidiyoruz. Hadi. Aynen abi ya. Önce bir gidip bakalım. Yani Vayda Hanım kimmiş, köşkü neymiş? Ha baktık, beğenmedik. Başka bir otele gidip takılırız. Ha bak olur, olur, o olur. Ya içimden bir ses gitmeyin diyor ama çok merak ettim, engel olamayacağım. En kötü ihtimalle dünya gözüyle bir saraylı görmüş oluruz. Aman.
Ya arkadaşlar gerçekten bir şey sormak istiyorum. Şu evi izlediği bir korku filminden falan hatırlayan var mı? Vallahi olsacık olurmuş. Ben bayağı tırstım. Ya aşkım Vahide Hanım merak ettiğimiz için buradayız. Yoksa bir saate uzarız merak etme. İlker, Emre, eğer yaptığınız yine sulu şakalardan bir tanesi ise bu yemin ediyorum var ya intikamım çok acı olur ha. Acı olur ona göre. Aşkım onu nereden çıkarttın şimdi? Ne şakası ne münasebet ya? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun. Ceryan yaptı Zahir. Ha, evet evet öyle Zahir. Önce çıkıp odalarınıza yerleşin. Ben sizi burada bekliyor olacağım efendim. Yok canım biz size böyle uzun boylu rahatsızlık vermeyelim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Biz en başta bu daveti açıkça bir şaka zannettik. Şaka mı? 10 milyon dolarlık iş teklifinin şakası mı olur efendim? Pardon kaç dediniz duymadım. Hayatım boyunca yakından tanıyıp sevmediğim, aile gibi görmediğim hiç kimseyle çalışmadım. O yüzden hafta sonu sizleri tanımak ve kuracağım vakfın işlerini ona göre teklif etmek istiyorum izninizle. Yok estağfurullah öyle sizinle falan şey değil de. Şimdi Ayaz'la Mete binayı yapacak galiba değil mi? İlker'in de mekanını vakfın tanıtım gecesi için kullanacaksınız. Doğru mudur? Evet evladım. Şimdi burada ben tam olarak ben ne yapıyorum ben onu anlamadım. Yani üst düzey yöneticiler herhalde geometri ders verecek halim yok. Değil mi? Aynen öyle. Vakıf 18 yaşına gelince torunuma kalacak. Ama bu gidişle ben liseyi bile bitireceğinden pek emin değilim. Seni araştırdım. Dürüst ve yeteneklisin. Sağ olasın. Şimdi lütfen odalarınıza buyurun. Akşam yemeğinde bütün ayrıntıları konuşacağız. Ve bir aile olabileceğimize inanırsam, o 10 milyonun geldiği yerde daha çok 10 milyon var gençler. Şimdi odalarınız üst katta. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Teşekkürler. Lütfen. Ya abi bence çok salakça. Gerçekten bana hiç inandırıcı gelmedi bu durum. Ya vallahi ne olur gidelim ben çok korkmaya başladım. Bir dakika hayır öyle bir şey yok. Hiç acele etmeyin ya. Aynen. Dur bir dakika ya durun bakalım böyle anlamadan dinlemeden olur mu bir oturalım. Yani neticede vakıf işi hayır işi değil mi? Bu işte var ya. 10 milyonluk hayır var 10 milyonluk. Valla hakkımızda hayırlısı neyse olsun artık. Erkeklerin gözünü gördüğünüz gibi para bürüdü. Akşama kadar biz buradan falan çıkamayız ha. Evet kızlar yapacak bir şey yok değil mi? Akşam ola hayır ola. Ya bu hayırlı cümleleriniz bittiyse lütfen odalarımıza buyuralım hayırlısıyla. Daha bitmemiş. Hadi abi hadi.
Hayırlara vesile olsun diyelim. Ne yapalım? Hayra bolu. Vallahi hiç olmaz o ya. Hiç hayatım, hiç hiç. Yalnız kapıların üzerinde isimlerimiz yazıyor. Ay Müjde kızlara astrolojisi olduk hepimiz. Ya Ayaz, Vahide Hanım senin de gözün bir yerden ısırmıyor mu? Bilmem. Ne yapıyorsun sen? Ya bizim bu yeni proje var ya, onun üç boyutlu hali mail olarak gelecekti de. Gök mü gürledi? Ya Ayaz, hava gümrük güneşlik yani sence de tuhaf değil mi gök gürültüsü? Nereden bileyim ben Öykü ya? Şeyma? Hayatım söyledik gelmedi ya. Ya Ayaz Şeyma bahçede. Ha? Ya Şeyma bahçede diyorum. Hani? Koşarak kaçtı. Ya yüzü bembeyazdı, bir üstüme şırtık falan da çok korkunçtu. Öykü ne diyorsun? Burada kimse yok. Ya Ayaz hal çok fena. Kesin yardıma ihtiyacı var. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Aşkım benim ne yapıyorsun ya? Vahide Hanım'a soracağım. Şeyma'yı da mı davet etti? Buraya soracağım. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Buyurun. Vahide Hanım siz buraya Şeyma'yı da mı çağırdınız? Hayır. Yalnızca sizi. Ama ben gördüm. Şeyma bahçede geziyordu. İmkanı yok evladım. Bahçemizi kurt köpekleri koruyor. Yabancı biri girseydi kesin havlarlar. Ayaz! Ayaz demek o yüzden öyle üstüme şırdık pırdık da arkadaşım kurt köpekleri mi yedi benim? Ya Öykü saçmalamaz mısın lütfen? Gördüm ama! Hanım kızımızın biraz sinirleri mi bozuk acaba? Neden gök gürlüyor o zaman? Bu havada niye gök gürlüyor? Onu da mı bana soruyorsun evladım? Vahide Hanım ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Temiz. Temiz hava çarptı herhalde. Bahsana şimdi çarpacağım göreceksin. Öykücüm, Şeyma'yı üzdük. Evet hepimiz vicdan azabı çekiyoruz. Ve sen bahçede görecek kadar vicdan azabı çekiyorsundur. Olabilir. Ha, bilmiyorum Ayaz, bilmiyorum. Sadece çok acayip her şey. Burası çok acayip, bugün çok acayip. Onu biliyorum ben. Acayip tamam. Acayip. Tamam. Sakin ol. Peki Işıkcığım biz telefonu kapatırken önce sen kapa. Yo sen kapa falan bunları yaşayacak mıyız ya? Yok ya ben pek bilmem ki öyle cilve olaylarını. Yani bana kapa dersin ben çotarak diye kapatırım telefonu suratına. Yani sakın benden öyle şeyler bekleme tamam mı? Sonra gururun kırılır durduk yere bak. Peki biz yani böyle liseli telefon kuşları gibi mi takılacağız Işıkcığım ha? Hep böyle mi olacak? Ben de seni özledim Mete. Ama Şeyma olayı çözülmeden ben böyle kendimi daha iyi hissedeceğim. Tamam, ona da tamam ama biz lisede değiliz ki artık. Yani hem radyasyon diye bir şey var ya. Cebinde kaktüs taşı Mete. Radyasyonu yemiyormuş onlar. Ben var ya senin için o radyasyonu mayonezler yerim. Sen ne diyorsun? Mayonez. Meteciğim ben daha fazla senden soğumadan telefonu kapatıyorum tamam mı? Seni çok öpüyorum hayatım. Peki tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Allah Allah. Burada da mı bebek var ya?
Burcu, Emre bir gelsenize. Ya çocuklar, ben bir bebek ağlaması sesi duyuyorum. Sizi duyuyor musunuz? Aa, ama bak, ben sana demiştim. Ben sana ne demiştim? Sibel bebeği bavula sokar, yine de buraya getirir demiştim. Aa, Burcu, kısa bir dedikodumu mu yapıyorsun? Ay, ne dedikodunu yapacağım be? Getirdin değil mi Batıkan'ı? Bak, doğru söyle. Arkadaşlar, Batıkan'ı nereden çıkarttınız ya? Ben burada bebek ağlamasından uzak durmak için anamdan kuzenime bütün soy ağacımı eve diktim, öyle geldim ya. Bakın, ben 20 gündür uyuyamayan bir insanım. Abi şey, Mete bebek ağlama sesi duyuyormuş. Ay, ciddi misin? Ben de sürekli gök gürültüsü duyuyorum. Bir de acayip acayip şeyler görüyorum. Delireceğim galiba. Ay evet ya, onu biz de duyuyoruz ha. Bir de ne alaka bu havada, değil mi? Öyle gürlüyor gürlüyor havada, bulut yok, nem yok. O çünkü şeyden oluyor Emre'cim, Balkanlardan soğuk hava geliyor. Ulan ne saçmalıyorsunuz ya, Allah Allah! Ben bebek ağlaması sesi duyuyorum diyorum. Siz duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bu köşkte bebek falan yok Mete Bey. İyi, ne güzel. Ben öyle sandım herhalde, değil mi? Çünkü ben kendi kabuslarımda da arada bir öyle bebek ağlaması duyuyorum. Yine öyle bir şey oldu sanırım. Biz de size yemekten önce çay ikram etmek istemiştik. Kendi ellerimle hazırladım. Uşağım Sebastian. Memnun olduk. Ben de Nurella. Aşkım. Vahide Hanım, çaylar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar? Odalarda mı madem? Uşağın yüzü çok fena yanmış galiba. Hakikaten bu nasıl bir tipti ya? Ya ben bir elimi yüzümü yıkayım Burcu, bir İyi misin Burcu? Burcu. Emre. Emre. Ne oldu? Emre, Emre. Dışarıda çok çirkin bir adam odun kırarak bana bakıyordu ve böyle gözleri falan kan çalar gibiydi. Hayatım, dışarıda adam da odun da yok, emin misin? He? Bak. Nasıl ya? Ya Emre, Emre ya bak, yemin ediyorum çok garip bir ev burası. Ne olur lütfen hemen gidelim buradan, ne olur. Sen beni böyle yediğime bakma aşkım. Vallahi söz veriyorum, dönünce katı bir diyete gireceğim. Ya insan bir der ki, ya karım benim, maşallah fıstık gibisin, senin diyete ihtiyacın yok da İlker ya. İlker! Ben kendimi daha fazla kötü hissetmeden bence gideyim birkaç kurabiye daha yiyeyim. İyi, nerede bu mutfak ya?
Çok korktum. Çok korktum. Gözleri kan çanağı gibiydi böyle. Kimin? Mutfakta. Mutfakta böyle elleriyle pilav yiyen adamın. Ben de gördüm onu. Ne? Ay, ben görmek istemiyorum. Ne olur gidin, ben görmek istemiyorum. Ay. Bu ne bir de? Ben ve Sebastian'dan başka hiç kimse yaşamıyor kızım. Ya siz nasıl oluyor da birden böyle sessizce bizim ensemizde bitebiliyorsunuz? Gerçekten komando eğitimi falan mı aldınız Vahide Hanım? Vahide Hanımcığım, burada üç tane kız aynı hayalimi görüyor. Köşkü dilediğiniz gibi gezebilirsiniz çocuklar. O zaman o merdivenlerden bebek arabası kendi kendine mi düştü ya? Ne? Ne bebek arabası ya? Bilmiyorum. Ama bir bebek arabası düştüyse buralarda bir yerlerde olmalı değil mi? Ben bir şey göremiyorum çocuklar. Aşkım bak görüyorsun burada hiçbir şey yok. Ya. Ya zaten biz inerken de bebek arabası falan yoktu Sibel. Ya. Nasıl ya? Ya hatırlasanız hani Şeyma böyle bir eski tip bebek arabası istiyordu ya. Ha? Öykü, Burcu. Biliyorum, biliyorum. Ama yok. Bu garip hava sizi kötü etkiledi anlaşılan. Siz en iyisi odalarınıza çıkıp dinlenin. Akşam yemeğine kadar kendinize gelirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Ya kızlar abartıyor abi. Hadi yürüyün. Evet abi. Vallahi vardı ya. Ay vallahi başlarım. İşinize de, gücünüze de, 10 milyon dolarınıza da. Ben delirdikten sonra hiçbir kıymeti yok yani. Ay İlker ya, bir 10 milyon dolara kaç seben alırsın ya? Ah. Ah. Bak bir de sayıyor ya. Ya inanamıyorum şu anda sen hesap mı yapıyorsun İlker? Ya hayatım hiç olur mu öyle şey ya? Ya bırak, bırak gidelim. Bize ne bunlardan ya? Bizim göbeğimiz bunlarla mı kesildi? Ay ben vallahi bavulumu bile almayacağım. Hadi hadi yürüyün kızım. Bir dakika tamam, bir dakika ya. Tamam ev birazcık anormal olabilir. Ayazcığım aşk olsun, nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Ya abartmayın Allah aşkına ya. Ya bir tane uşak, bir tane yaşlı kadın, böyle dört tane delikanlı en fazla ne yapalım? Ya gözleri kanlı adam da var. Ayrıca Şeyma'yı parçalayan kurt köpekleri var. Ya. Pardon, pardon. Ne yapar? Ya bahçede Şeyma'yı gördüm ya. Ayaz'a sor inanmıyorsan böyle yüzü kireç gibi bembeyazdı. Yüzü başı yırtık pırtıktı. Ne yaptı peki seni görünce? Kaçtı. Değil mi Öykü? Köpeklerden korkup imdat falan diye bağırmadan öylece kaçtı. Hay yani Ayaz. Biz kızlar olarak toplarda kafayı yedik öyle mi? Öykücüğüm şimdi biz pek bahsetmemeye çalışsak da bu Şeyma'nın olayı bence hepimizi çok sarstı. Ha bu mudur yani? Hepimizin gördüğü yalan. Peki ya bu 10 milyon dolarlık iş gerçekse? O zaman bunları hatırlayıp hepimiz güleceğiz, eğleneceğiz ya. Hadi son bir şans daha verelim şu 10 milyon dolara. O parayı bizim tedavimize harcayacaklar, haberleri yok. Gel. As paramı. Gel, gel. Ya. Susadım. Çabuk dön. Merak etme hayatım, hemen geliyorum. Ortak ne oldu ya? Ben de anlamadım ne olduğunu. Bahçede hilkat garibesi gibi bir adam mezar kazıyordu. Ne? Ne diyorsun oğlum ya?
Ya bak gel sana göstereceğim. Ha bak tam burada kazıyordu. Ortak emin misin öyle bir şey gördüğüne? Evet oğlum kendi gözlerimle gördüm. Ya hadi abicim adam kazmasını aldı kaçtı gitti. Mezarı da mı götürdü oğlum? He? Ya nasıl olur? Ben gördüğüme eminim. Hayırdır? Ne gördün emisi? Ya yok bir şey gördüğü falan yok ya. Babalar, Öykü'nün söyledikleri benim de kafamı kurcalamaya başladı. Yani üçü birden aynı anda kafayı sıyırmış olamazlar. Üf, abicim saçma saçma konuşmayın. Yok öyle şeyler. Şey olmuştur. Yedikleri bir şey dokunmuştur. Ne olacak? Abi ne dokunacak? Hep beraber döner yemedik mi? Yani öyle dönerin halüsinatif bir tarafı olsaydı biz milletçe çıldırmış olmamız lazımdı yani. Da hadi diyelim döner dokundu. Biz niye bir şey görmüyoruz? Oğlum ben gördüm ben. Ne gördün oğlum? Ne gördün ya? Bahçede mezar kazan bir adam. Ya yok öyle bir şey. Bir şey falan görmedi. Allah Allah. Ya bak tam şurada. Bak. Ha, sen nerede? Ha, ha, ha. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Abi orada bir tane değil, 7 tane mezar var ya. Sesi kadar mezar var. Ben sana dedim oğlum, ben sana dedim. Sen bir tane dedin ortak, burada 7 tane mezar var. Ne fark eder Allah aşkına, ne fark eder ya? Abicim biz buradan hemen uzuyoruz, hemen, hemen, abi. Hemen. Yürü, yürü. Ulan nerede kaldın Ayaz? Kalk gidiyoruz, kalk kalk kalk. Sen de dursun değil mi? Canım ne ilgisi var ama kadına güvenmedim ben. Ya bir dakika bir dakika. Evet gitmemiz gerçekten çok mantıklı buradan. Ama hani hatırlıyor musun? Araba bozulduğunda mahsur kalmıştık. Ayaz ya yine öyle bir şeyse. Yalnız kafamızda koyuyorsak bunlar hepsi bizim hayal gücümüzün oyunuysa. Boşuna anlaşmalar olma sonra. Canım ben ürkmedim ama İlker'le Emre beni zorladı. Hani biri eşinin biri de sevgilisinin yanında küçük düşsün istemedim. O zaman dur. İlker. Ya ben de çok gitmek isterim ama şimdi benim yüzümden falan arkadaşlarına mahcup olma. Yok be aşkım ne alakası var ya ben onlara söyledim zaten abartmayalım dedim nereye gidiyoruz dedim. Onlar dediler ki hemen gidiyoruz burası hiç tekin bir yer değil dediler. Ben de tamam dedim ama lütfen bu aramızda kalsın onların da rencide olmasını istemem. Değil mi? Hadi hadi. Ben dedim çocuklara ucunda 10 milyon dolar var diye de dinlemediler ki hepsi korktular. Gidelim diye tutturdular. Ha bu arada sakın Ayazlara bunu söyleme yani sapmış gibi olmayın çocukları tamam mı? Yok yok. Vallahi gidiyoruz ya. Artık gerisi teferruat. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Dur evet. Şuradan çıkayım da. Çocuklar. Biz sizi daha fazla rahatsız etmek istemedik. O yüzden son motoru kaçırmadan gidelim dedik. Ben sizi rahatsız mı ettim? Yani eğer öyleyse çok utanırım. Sizi rahat ettiremedim mi? Ay siz değil ama. Ben peki kim? Uşağım Sebastian mı yoksa? Yok canım ne münasebet. Uşağınızla hiç alakası yok. Peki, peki ne o zaman? Ayaz ve Mete ile yapacağımız anlaşmayı İlker'in kafesinde kutlamak isterken size böyle şahane bir yemek organizasyonu yapmışken bu yaşlı kadını üzmek diye ben nerede hata ettim? Siz hiçbir hata etmediniz. O halde sizin için hazırladığım sofraya buyurun. Birazdan hava kararacak. Ama özel yatım sizi İstanbul'a ulaştıracaktır.
Kendi ellerimle hazırladım. Sebastian, gel biz mutfaktaki eksiklere bakalım. Evet, gençler ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Nasıl yani? Madem gitmek istiyordun, ağzını açıp kadına iki laf etseydin ya. Ne oldu, yemedi değil mi, tırstın? Olur mu canım, benim hiç kimseden korkum yok bir kere. Tabii canım. Neyinden korkacağım ben? Ulan hepiniz benim yaptığım numarayı yaptınız değil mi? Ya abiciğim, ben zaten hiç gitmeyelim dedim en başında. Kesinlikle yaptınız. Hadi o zaman. Hadi hadi. Bak, buyurun oturalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.